Herkese hayırlı günler. Belli bir zaman oldu. Hayvanları bu şekilde çekmedim. Bir çekeyim dedim, genel durumdan bir bahsedeyim. Çok aşırı bir değişiklik olmasa da. Hem bir video ile ilgili duyuru yapayım dedim. Playmutlar bu seviyeye geldiler. Sağlık durumları da gayet iyi. Şöyle. Bazıları iyi büyüdü. Özellikle bir tanesi var. Buraya mı girdi acaba? Evet, burada. Horoz, ibikleri falan ciddi anlamda böyle artık kendini belli ediyor. Gayet iyi büyüklüyor. Hayvanların birçoğu bir tarafta. Sebebi de oraya attım ben. Ev artıklarını falan oraya attım. Şöyle yumurta toplamak için kovayı da alayım. Şöyle gireyim. Maşallah. Yine yumurtamız var. Az sonra alırım onları da oradan. Hatta bir de buraya bakayım bitiyordayken. Burası boş. Bir yere de yapmamışlar anlaşılan. Hayvanlar burada yani. Buraya artıkları attığım için. Herhangi bir değişiklik yok sayılarında. Sağlık durumları da gayet iyi hayvanların. Yumurtalı deyince bugün de devam ediyorum zaten. Bu kısmı da göreceksiniz. Bir yumurta serisi yapıyorum. Yani hava sıcaklığını vererek durumları, yani şu an benim bulunduğum durumları göstererek kaç yumurta yaptılar diye ve bu uzun bir süredir buna devam ediyorum. Bunların işte bir montajını vesairesini yapacağım. Hesaplamalarını, yüzdelik oranlarını falan göstereceğim. Kaç yaptılar, ne yaptılar? Tabii bunda Lysis X'lerle köy tavukları ayrı değil. Onu söyleyeyim. İkisi beraberler. Onları beraberken yaptım. Direkt buradaki yumurtaları göstererekten. Oranlarda yani spoiler mı deniyor ona? Spoiler verecek olursam çok kötü değil. Çok iyi de değil. Havalar gayet sıcak buralarda. 30 derecenin üstünde artık havalar. Yağmur falan yok. Zaten yerin durumundan da az çok belli. Hayvanlar iyi. Onlar da gayet iyiler. Su sekslerimin dışı kirli. Bu belki dikkat çekmiştir. Normalde bunlar bembeyaz hayvanlarken niye böyle oldu diye. Toz toprak ve açıkçası bir bit sıkıntısı yaşadığımız zaten biliyorsunuz. Onun üzerine bir arkadaş zeytinyağı kullandım demişti. Yani ayak kısmına ve kanat altlarına zeytinyağı sürdüm. Zeytinyağı sürünce tabii ki bunlar da toprakla uğraştılar daha sonrasında. Böyle kapkara oldular hayvanlar. Bildiğiniz karardı yani, beyazlıkları gitti. Tavuklarda nispeten daha az sanki bu durum. Şu horoz mesela. Bu horoz da küçük kaldı zaten. Bir türlü gelişemiyor. Bu şekilde hayvanlar karardılar. Onun da sebebi yani o. Şöyle biraz daha ilerleyeyim. Henüz daha horozlardan da bir kesemedik. Kesmedik. Oruç ayında da olunca zor oluyor bazı şeyler. Yapması, uğraşması. Küçüklerden de elimizde zaten 3 tane kalmıştı ölümden sonra. Onlar da iyiler, yaşıyorlar. Bayağı da bir alıştılar. Gerçekten bu hayvanlar, özellikle tavuklar, yani şartlara alışabilen türler. Zamanla özellikle birçok şarta uyabiliyorlar. Mesela bunlarla aynı alanda dururken devamlı dayak yiyorlardı. Özel olarak kovalıyorlar. Ama zamanla durdukça alışıyorlar. Onun haricinde yer değişimlerinde mesela kümeslerde, normalde Lysis X'lerin kümeslerine bunları attık. Bunları attığımızda bir iki gün kavga ediyorlar. Ölümle sonuçlanmadığı sürece biraz sabrettikten sonra hayvanlar ona da alışıyor. Şimdi beraber yaşıyorlar. Horozlar yine aynı şekilde. Sadece horozlar
birbirleriyle kavgada biraz inatçı olabiliyorlar. Onlara bir çözüm yok. Haricinde tavuklar gerçekten nereye koyarsanız belli bir süre yeter ki kapatın. Çok uyumlular, orada kalabiliyorlar yani. Bazı arkadaş da soruyor, bu küçük hayvanları nasıl bunlara alıştırdım falan diye. Biraz acımamak gerekiyor. Yani o da acımamak da biraz farklı bir tabir ama. Biraz gerçekten şey yapmamak gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Hayvanı biraz zorlamak gerekiyor. Ondan sonra ikisi de alışıyor. Siz de rahat ediyorsunuz. Yoksa hepsi için ayrı ayrı kümesler yapmak hem yer işgali anlamında hem de vakit, maddi anlamda her türlü sıkıntı doğurabilir. Aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.